Değerli arkadaşlar, şimdi AK Parti'nin terörle ilgili tutumunu herkes biliyor. Biz hiçbir ayrım yapmadan terör örgütlerinin hepsine karşı bir tutum içindeyiz. Bütün hükümetlerimiz boyunca da bunu gösterdik. Burada zaman zaman işte çözüm süreci sebebiyle orada bölgede bazı zaafların doğması konusu veya IŞİD'le işte Türkiye'nin yardımlaşması gibi böyle hiç aslı olmayan şeyler ileri sürüldü. Aslında bizim tutumumuz çok açık. Yani biz daima terör ve şiddete karşı en sert politikamızı uyguladık. Şimdi önce tabii bu çözüm süreci ve gelişmelerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Yani bizim bir politikamız vardı. Türkiye'yi normalleştirmek değerli arkadaşlar. İktidar olduğumuz günden beri ülkemizde daha fazla demokrasi, daha fazla insan hakları için mücadele ettik. Yani ben şöyle baktığımda kendi dönemimizi tam bir demokrasi mücadelesi olarak niteliyorum. Hele ilk dönemlerimizi. Parti programımız da böyledir bizim. Yani adeta devlet kendisiyle hesaplaştı. Eskiden yaptığı hatalar vardı. İşte bazı kesimlere karşı haksızlıklar vardı. Kimi ana dilini konuşamıyordu, kimi istediği kıyafeti giyemiyordu falan. Vatandaşlara karşı bu tür kısıtlamalar vardı. Ve tabii özellikle Türk vatandaşlarla ilgili ana dilini konuşamama, geçmişte yapılan yanlış politikalar tabii terörü de bir anlamda besliyordu. Biz işte demokratikleşme politikalarımızla bir anlamda terörün elinden bunları alma, bu istismar unsurlarını alma yönünde çok çaba sarf ettik. Ve çok da mesafe alındı. Yani Türk vatandaşlarımızın geçmişte uğradığı haksızlıklar telafi edilirken bugün Türkiye'de eşit vatandaşlar olarak yaşama yönünde önlerindeki bütün engeller de kaldırılmış oldu. Bu konuda doğrusu çok ileri yasal düzenlemeler, anayasal düzenlemeler yapıldı. Ben bunların hepsini burada sıralama durumunda değilim ama yani bir sessiz devrim diye nitelediğimiz bir de dokümanımız var o konuda. Hangi tarihte, hangi anayasa değişti, hangi yasa değişti, hangi özgürlükler Türkiye'ye getirildi o demokratikleşme paketleriyle bunu herkes biliyor. Yani bizim gerek demokratik açıdan, gerek çözüm süreci diye nitelediğimiz süreçlerin aslında amacı şu değerli arkadaşlar. Terör, şiddet bitsin, terör unsurları varsa yurt dışına çıksın ve silah bırakılsın. Ondan sonra da devlet bu kişilerin eve dönüşünü, ülkelerine dönüşünü, hayata dönüşünü, siyasete dönüşünü sağlasın, organize etsin. Ana hedef budur. Ama tabii bunu gerek PKK kesimi, gerek siyasi parti olarak işte bu kesimle irtibatlı HDP doğrusu çok istismar ettiler. Hepimiz şu seçim öncesi ve seçim sırasında bunların bölgede nasıl terör estirdiğini, şiddet kullandığını çok iyi biliyoruz. Bizim teşkilatlarımız özellikle AK Parti teşkilatları çünkü bu bölgede olan tek parti biziz. Yani HDP'den sonra ve AK Parti teşkilatlarına ne kadar baskı oldu? AK Parti'nin bir özelliği var. Türkiye'nin her bölgesinde, her ilinde, her ilçesinde, her beldesinde örgütlenen bir partiyiz biz. Türkiye Partisi'yiz. Yani ve Türkiye'nin omurgası olarak kendimizi görüyoruz. Ve şu anda da bizim milletvekili çıkaramadığımız sadece 5 il vardır. Onun dışında Türkiye'nin her köşesinde milletvekilimiz vardır. O sayıları tekrar hatırlatırım ben. Diğer partilerin İşte Cumhuriyet Halk Partisi 37